Herkese merhaba, ben Yiğit. Bu videoda sizlere 8 tane farklı popüler bilim kitabı önereceğim. Bu önerileri yaparken özellikle farklı alanlardan kitaplar seçmeye özen gösterdim. Çünkü siz bu kitapları okuduğunuz zaman bugünkü bilimsel gelişmeleri anlayın istiyorum. Bu iddiayla bu videoyu çekiyorum. Evet, kitaplara geçebiliriz. Seçtiğim ilk 3 kitap Stephen Hawking'in kitapları olacak. Bu kitaplardan bahsetmeden önce kısaca size Stephen Hawking'den bahsedeyim birazcık. Kendisi bir İngiliz bilim insanı ve 20'li yaşlarındayken, 22 yaşındayken ALS hastalığı teşhisi konuluyor kendisine ve 2-3 yıl ömür kaldığı söyleniyor. ALS hastalığı bir motor nöron hastalığı. Zamanla geri dönüşümsüz bir şekilde kaslarınızı kontrol etme yetinizi kaybediyorsunuz ve ölümcül bir hastalık. Bildiğim kadarıyla şu an bir tedavisi mevcut değil. Stephen Hawking'in döneminde de 2-3 yıl ömrü kaldığı söyleniyor kendisine zaten. Fakat kendisi bu teşhisi aldıktan 55 yıl sonra ölüyor. Benim bildiğim kadarıyla bu hastalığa sahip olan ve bu kadar uzun yaşayan başka bir insan yok. Bu hastalığa sahip olması ve bu kadar uzun yaşamasını ürettiği değerlere borçlu diye düşünüyorum. Çünkü kendisi bilim alanında bir sürü katkılar yapmış ve bilimin popülerleştirilmesinde çok büyük bir rol oynamış bir insan. Biliyorsunuz yakın zamanda vefat etti. Her ne kadar kendisi vefat etmiş olsa da kitapları sayesinde uzun bir zaman daha bizlerle birlikte olacak gibi gözüküyor şimdilik. Evet, ilk kitabımız Zamanın Kısa Tarihi. Bu kitabı zaten çoğunuz biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Benim de popüler bilim okumaya başlarken ilk okuduğum kitaplardan biriydi bu. Ve diğer kitapların önünü açtı diyebilirim bu alanda. Bu kitap yayınlandığı zaman Stephen Hawking'in kendisine çok büyük bir başarı getirmiş ve finansal özgürlük kazanmasını sağlamış bir kitap. Çok uzun aylar ve yıllar boyunca çok satanlar listesinde kalmış bir kitap. Ve çok satanlar listesine giren ilk fizik kitabı diyebiliriz bu kitap için. Açıkçası çok satanlar listesinde bu kadar nitelikli bir kitabın yer alması bir tesadüf değil. Bilim tarihi ve evreni anlayışımız hakkında çok büyük şeyler anlatma potansiyeline sahip olan bir kitap. Kitabın içine göz atacak olursak şu şekilde konu başlıklarından size nelerden bahsettiğinden söz edebilirim. Evrenin betimlemeleri, uzay ve zaman, genişleyen evren, belirsizlik ilkesi, temel parçacıklar ve doğadaki kuvvetler, kara delikler, kara delikler ne kadar kara, evrenin kökeni ve kaderi, zaman oku, solucan delikleri ve zaman yolculuğu, fiziğin birleştirilmesi ve sonuç. Sizin de buradan anlayacağınız üzere bilimdeki popüler fenomenleri ele alıyor ve onları çok sade bir şekilde açıklıyor. Bu kitabı okuduğunuz zaman muhtemelen bu alanda daha fazla okuma yapma isteği uyanacak içinizde. Bende öyle olmuştu. Gerçekten çok güzel ve özel bir kitap. Stephen Hawking'in kitaplarına giriş yapmak için de ideal bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Şunu şu şekilde kenara koyalım. Diğer bir kitaba geçelim. Evet, bu Stephen Hawking'in Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar kitabı. Bu kitap Stephen Hawking öldükten çok kısa bir süre sonra piyasaya salındı. Sanırım kendisinin tamamlamaya çalıştığı bir kitapmış ve ömrü bu kitabı tamamlamaya yetmemiş. Daha sonra bıraktığı notlardan arkadaşları, çocukları bu kitabı tamamlamış ve yayına sunmuş. Gerçekten güzel bir kitap çünkü içinden şöyle bahsedecek olursam sizlere, bu büyük sorular dediği sorular nasıl sorular sizlerin de anlaması için birkaç soruyu, açıkladığı birkaç soruyu sizlere okuyacağım. Her şey nasıl başladı? Evrende bizden başka akıllı yaşam var mı? Geleceği öngörebilir miyiz? Bir kara deliğin içinde ne var? Zaman yolculuğu mümkün mü? Dünyada hayatta kalmayı sürdürebilecek miyiz? Uzayda kolonileşmeli miyiz? Yapay zeka bize üstün gelecek mi? Evet, burada bilimde şu an için popüler olan ve güncelliklerini koruyan bir sürü önemli sorunun cevabını bulabileceksiniz. Kitap sizlere bunları vaat ediyor ve bu vaadini gerçekleştiriyor diye düşünüyorum. Soruların hepsine bilimsel bir zeminde yanıtlar alacaksınız. Bundan şüpheniz olmasın. Gayet güzel ve kısa sürede okunacak bir kitap. Okursanız pişman olmazsınız diye düşünüyorum. Kenara koyabiliriz. Bir sonraki kitabımız Ceviz Kabuğundaki Evren. Bu kitap gerçekten Alfa Yayınları'nın baskı kalitesini konuşturduğu bir kitap. Şu şekilde size içini gösterecek olursam, kitap kuşa kağıda basılı ve baskı kalitesi çok kaliteli. Dışı da gördüğünüz üzere ciltli, çok sağlam bir kitap. Ayrıca içerik olarak da çok doyurucu bir kitap. Size bahsettiğim önceki şu iki kitabı okuduğunuz zaman bu kitap size daha bir anlamlı gelecek, daha bir anlaşılır gelecek. Çünkü burada bahsedilen şeyleri kitap içerisinde resimlerle kısa kısa açıklıyor. İçindekilere bir göz atacak olursak kitabın, göreliliğin kısa tarihi, zamanın şekli, ceviz kabuğundaki evren, geleceğin öngörülmesi, geçmişin korunması, geleceğimiz nedir, uzay yolu mu yoksa değil mi, yepyeni zar dünyası. Evet, burada özellikle kitabın başında göreliliğin tarihini anlatıyor.
Yani görelilik dediğimiz Einstein'ın izafiyet teorisinden bahsediyor burada. Biliyorsunuz bu bilim dünyasına çığır açan bir gelişme. Açıkçası kitap bize bunu çok güzel özetlemiş ve çok anlaşılabilir bir dille yansıtmış. Einstein'ın görelliğinin ne olduğunu bilmiyorsanız bu kitapta öğreneceksiniz, merak etmeyin. Gerçekten çok kaliteli ve güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ve her kitaplıkta bulunması gerektiğini düşünüyorum bu kitabın. Bunu da kenara koyabiliriz. Evet, astronomi ve evrenle alakalı önereceğim son kitap olacak bu da. Bilimin popülerleşmesinde Stephen Hawking kadar önemli bir rol oynamış bir insan daha varsa o da Carl Sagan'dır. Carl Sagan'ın Kozmos adlı kitabı. Bu kitap televizyon dizisi şeklinde çekilmiş ilk önce. Televizyon dizisinin metinleştirilmiş halini burada okuyoruz. Format kitap olduğu için diziden daha geniş bir şekilde konuyu ele alıyor ve daha kapsamlı bir şekilde anlatıyor diye düşünüyorum. Bu kitabı okuduktan sonra bilim tarihine merak sarmanız çok olası bir durum. Astronomi alanındaki bilimsel gelişmelerin tarihsel süreçlerini bu kitapta okuyabiliyoruz. Ayrıca kızılakayma nedir, evren nasıl genişliyor, ışık spektrumunda görünür ışıklar ne kadar bir yer kaplıyor, insanın evrene bakışı zamanla nasıl değişti, nasıl gelişti, evrenin genişlediğini nasıl bu kadar eminiz? Bütün bu soruların cevaplarını bu kitapta bulabileceksiniz. Bunu da kenara koyalım. Şu 4 kitabı okuduğunuz takdirde astronomi ve evrenle alakalı bir sürü bilgi edineceksiniz ve ileriki okumalarınızın önü açılacak. Çok güzel bir zemin oluşturmuş olacaksınız kendinize. Bu kadar klasik fizikten bahsetmek yeter. Şimdi kuantum fiziğine geçiyoruz. Köpeğinize kuantum fiziğini nasıl öğretirsiniz? Chet Orzel. Evet, bu kitap kuantum fiziğine giriş için ideal kitaplardan biri. Çünkü yazarımız anlattıklarını bir köpeğe anlatır gibi anlatıyor. Hatta gibi demeyeyim, direkt köpeğini anlatıyor. Köpeğiyle kendisi arasında yaptığı sohbetlerden oluşuyor kitabın tamamı. Biliyorsunuz ki bizim klasik fizik kurallarımız kuantum fiziğine geldiği zaman çalışmıyor. Orada işler farklı bir şekilde ilerliyor. Ve oradaki olayları bizim dünyaya uyarladığımız zaman ne kadar absürt kaldığını görebiliyoruz. Bu uyumsuzluğun asıl sebebi kütle çekim kuvvetinin atomlar arasında nasıl işlediğini bulamamış olmamız. Bilim hala bu sorunun cevabını arıyor. Büyük ihtimal bu sorunun cevabını bulan kişi de bir Nobel alacak ve çok ünlü bilim insanları arasında yer alacak. Kitabın içine şöyle bakacak olursak, parçacık dalga ikilemi, Heisenberg belirsizlik ilkesi, Kopenhag yorumu, çoğul dünyalar yorumu, kuantum Zeno etkisi, kuantum tünelleme, kuantum dolaşıklığı, kuantum ışınlanması, sanal parçacıklar ve kuantum elektrodinamiği, kuantum fiziğinin kötüye kullanılması, önemli terimlerin sözlükçesi. Evet, kuantum fiziğine dair belli başlı bilgileri içeren bir kitap ve giriş için mükemmel bir kitap. Herkesin anlayabileceği bir kitap. Mutlaka okunmasını tavsiye ediyorum. Bunu da koyabiliriz. Bir diğer kitabımız Hasta Toplumlar. Robert Edgerton'un bir kitabı bu. Bir antropoloji kitabı. Bu kitabı Celal Şengör de önermişti. Ben onun önerisi üzerine okumuştum. Ve kitabı okuduğum zaman çok etkileyici bulmuştum. Antropoloji alanında birazcık daha okuma yapma isteği uyandı içimde bu kitabı okuduktan sonra. Kitap günümüzde yaşayan ilkel toplumlardan bahsediyor. Bu ilkel toplumlarla şu an yaşadığımız toplumun ilkel halini kıyaslıyor, yan yana getiriyor ve benzerlikler kuruyor. Şu an her ne kadar insanların eski yaşam tarzı övülse de o tarzda yaşadığımızda ne gibi sorunlarla karşılaşabileceğimizi bu kitapta çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kitap Doğan Cüceloğlu'nun ön sözüyle başlıyor. Kitabımızın yazarı bir antropolog zaten. Yani yıllarca yaptığı mesleğin deneyimlerini bize yansıtıyor diyebiliriz kitapta. O yüzden aklınıza hiçbir soru işareti kalmadan okuyabileceğiniz bir kitap. Bazı geleneklerin insanlar için ne kadar zararlı olduğunu, insanlar ne kadar zarar verdiğini, onlara fiziksel ve psikolojik olarak nasıl şiddet uyguladığını çok rahat bir şekilde bu kitapta görebiliyoruz. İlkel kabilelerin yaşamlarını merak edenler için mükemmel bir kaynak. Bunu da kenara koyabiliriz. Evet, bir diğer kitabımız Martin Rudwick'in Yeryüzünün Tarihi kitabı Maya Kitap'tan çıkmış. Kitabın başlığından da anlayacağınız üzere insanlığın yaşadığı jeolojik gelişmelerin tarihini okuyoruz burada. Bu kitabı okuduğunuz zaman jeolojiyle alakalı belli başlı bilgilere sahip olacaksınız. Şu anki kabul gören Alfred Wegener'in kıtaların kayma teorisi nasıl bir tarihsel süreçten geçmiş bu kitapta onu okuyabiliyoruz rahatlıkla. Ayrıca insanlığın fosillere nasıl baktığını, fosilleri nasıl keşfettiğini, İlk fosilin ne zaman bulunduğunu, ne şekilde, ne şartlarda bulunduğunu bu kitapta okuyabiliyorsunuz. Dünyanın jeolojik oluşumlarının nasıl bir süreçten geçtiğini bu kitapta okuyabiliyorsunuz ve bu süreçlerin ne kadar yavaş işlediği, bizim düşündüğümüzden ne kadar yavaş ilerlediğini görebiliyoruz bu kitapta. Kitabın içine birazcık bakacak olursak, şu şekilde resimleri var ve bize çok güzel şeyler anlatıyor bu resimlerle yazarımız. Şöyle birkaç sayfa daha çevireyim sizler için. Haritalar var, şekiller var. Şekilde göstermek gerekirse.
Yani kısacası dolu dolu bir kitap okuyacaksınız diyebilirim sizlere. Bu kitabı okuduğunuza da pişman olmayacaksınız. Bunu da kenara koyalım. Evet, son kitabımız Richard Dawkins'in Gen Bencildir kitabı. Bu kadar kitap önerdikten sonra bir de biyolojiyle alakalı bir kitap önereyim sizlere. Bu kitabın bendeki yeri çok özel açıkçası. Bu gerçekten kafanızda yeni ufuklar açan bir kitap. Hiç düşünülmemiş bir şekilde biyolojiyi ele alan bir kitap. Çok sarsıcı şeyler var içerisinde. Kısaca kitabın konusundan bahsetmem gerekirse, biz şu an için genlerimizden ibaret olduğumuzu, genlerimizin bizi oluşturduğunu, adeta genlerimizin bizim için bir yapı planı olduğunu biliyoruz. Richard Dawkins bu şekilde düşünmesek de tam tersini düşünsek diye kitaba başlıyor ve bunu anlatıyor kitap boyunca, savunduğu tez bu. Yani genler bizler için değil, bizler genler için varız tezini savunuyor kitap boyunca. Bizler genlerin hayatta kalma araçları ve mekanizmalarıyız. Genler bizler sayesinde kendilerini kopyalayabiliyorlar ve kendilerini çoğaltıyorlar diye düşünüyor. Ve örneklerle, öne sürdüğü argümanlarla bunu desteklemeye çalışıyor kitap boyunca. Gerçekten çok ilginç bir bakış açısı ve ufuk açıcı bir bakış açısı bu. Okurken sizi çok fazla düşündürüyor ve çok fazla sorgulatıyor. O yüzden çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum bunun da. Ayrıca Richard Dawkins'in kitaplarına giriş yapmak için de ilgi çekici bir kitap olabilir bu. Richard Dawkins'in çoğu kitabı zaten çok güzel. Bahsettiğim bizler genler için varız muhabbetini açıklamak gerekirse sizlere, Richard Dawkins bir iki örnek de bunu açıklıyor. Ben bu örneklerden bir tanesini size anlatayım. Örneğin kartal yuvalarında zayıf yavrunun anne tarafından beslenmediği ve ölüme terk edildiği görülür. Bütün yemekleri şişman olan, güçlü olan yavru alır ve zayıf olan yavruya hiçbir şey kalmaz. Richard Dawkins de bize diyor ki, bu zayıf olan yavrunun beslenmemesi benim söylediğim şey bir kanıttır. Çünkü zayıf olan yavrunun beslenmesi halinde ileride hastalığa yakalanma olasılığı çok yüksek ve büyük ihtimalle gelecekte üreyemeden hayatını kaybedecek. Bu da yavrunun sahip olduğu ortak gen havuzu için kötü bir durum. Genler, tırnak içinde söylüyorum, üremek ve çoğalmak isterler. O yüzden yavrunun genleri kardeşiyle %50 aynı olduğu için hiçbir genini aktaramayacağına, kardeşinin genlerini aktarmasına yardım etmesi o genlerin kârına olacaktır diye düşünüyor. Yavrunun annesi bu yüzden o yavruyu beslemekten vazgeçiyor ve bütün yatırımını sağlam olana, güçlü olana yapıyor. Bu sayede ortak gen havuzu neslini devam ettirebiliyor ve gelecek nesillere kendini aktarabiliyor. Evet, bunu da kenara koyalım. Bu videoda bahsedeceğim kitaplar bu kadardı. Buraya kadar dinlemişseniz ve kanala abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.